Çocukken gökyüzünün karanlık kalbine bakıp yıldızların arasında kaybolduğumuz ya da ayın kadim ışığı altında derin düşüncelere daldığımız anları anımsarsınız. Bazen de biraz geriye çekilip dünyanın sessiz ve yavaş dönüşünü izlemek istemiş, engin maviliğinden büyülenmek için kendinizi uzayda hayal etmeye çalışmışsınızdır. O günlerde uzak ama imkansız olmayan bir astronot olma hayali hangimizin aklından geçmedi ki? İşte o hayal bir gün gerçek olabilir. Ama astronot olmak sanıldığından biraz daha fazlasını gerektiriyor. Zihinsel dayanıklılık, fiziksel güç ve belki de hayal edebileceğiniz en zorlu eğitimlerden geçmek. Bugün size astronot olma hayalinizde hangi yollardan geçmeniz gerektiğini anlatıyorum. Karar verdiğiniz meslek astronot olmaksa sizi tebrik ederim. Fakat bu mümkün değil. Size astronot unvanı ile mezun edecek bir okul bulunmuyor. Öncelikle kendi mesleğinizi edinmeli, alanınızda uzmanlaşmalısınız. Ancak bundan sonra astronot olmayı ikinci mesleğiniz olarak düşünebilirsiniz. Konunun detaylarına inmeden önce hiç düşündünüz mü? Astronot, kozmonot, paykonot. Bu kelimelerin sonu neden hep not ifadesiyle bitiyor? Anlatayım. Uzaya giden tüm insanlar denizcidir. Yani biraz mecazi anlamda. Her ülkenin uzaya giden insanları için farklı bir ismi vardır. Ancak çoğu Yunanca nautes kelimesinden gelen ve denizci anlamına gelen naut ile biter. Bu size bir şey hatırlatıyor olmalı. Büyük yazar Jules Verne'ın Denizler Altında 20 Bin Fersah romanındaki Kaptan Nemo'nun gemisinin adı da Nautilus'tu. Örneğin Rusya, evren anlamına gelen kozma kelimesini ön ek olarak kullanıyor. Yani kozmonotun tam çevirisi evren denizcisidir. Amerikalılar, Yunanca astron kelimesinden gelen ve yıldız anlamında olan astro kelimesini kullanarak kendilerine astronot, yıldız denizcisi diyorlar. Dış dünya taikonot dese de, Çinliler resmi olarak kendi uzay insanlarına evrenin gezgini anlamına gelen Yuhangyuan derler. Hintliler ise Sanskritçe'de uzay veya gökyüzü anlamına gelen Vuyoma Öneki ile Vuyomanaut demeyi tercih ediyorlar. Yani sizin anlayacağınız söz sahibi her ulus, kendilerinin karar kıldığı bir kelimeyi kullanıyorlar. Bizde ise astronot kelimesi yerine zamanında gökmen ve uçman kelimeleri önerilmişti. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı ise Arapça-Farsça kökenli fezagir sözcüğünün kullanılmasını önermişti. Uzaya gitmek, başkalarıyla yakın mesafede çalışmak, stres altında çalışmak ve bir uzay ajansının elçisi olmak yüksek standartlarla birlikte gelir. Astronot olmanın yollarından önce olamamanın yollarını kısaca sıralayayım size. Bunlardan bir tanesine bile sahipseniz kafadan diskalifiye olmuşsunuz demektir. Eğer uykunuzda diğer insanları rahatsız edecek ve uyandıracak kadar horluyorsanız elenirsiniz. Uzayda acil durumlarda basmanız gereken tuşlar dünyada olduğu gibi çoğu zaman kırmızı, yeşil renklerle süslenmiştir. Eğer siz renklerin tonlarını karıştırıyorsanız ya da monokromasi gibi hiçbir rengi ayırt edemiyorsanız, yani renk körüyseniz elenirsiniz. Dibinizdeki Amerikalıya "Kırmızıya bas çarpacağız" cümlesini bağırarak Türkçe bir şekilde söylüyorsanız, yani İngilizce bilmiyorsanız elenirsiniz. En azından Acun Ilıcalı aksanı ile bir şeyler konuşuyor olabilmelisiniz. You know, I'm coming from media business and in media business when we just started with a... Rusça o kadar önemli değil. Yine de eğitimlerde bir şeyler öğretiyorlar. Sürekli bir kötü nefes kokusuna sahipseniz Çin Uzay Ajansı'ndan başvuruyu düşünmeyin, elenirsiniz. Yasaklı madde, tütün, alkol gibi bağımlılık yapıcı maddelerle aranıza mesafe koyamıyorsanız elenirsiniz. Oturur durumdayken tansiyonunuz 14'e 9'dan daha düşük durumda olmalıdır. Daha yüksek çıkarsa elenirsiniz. Başvurularınızda bulaşıcı hastalıklara karşı kesinlikle aşı oluyorsunuz. Eğer ateşli bir aşı karşıtı savunucusu iseniz yine elenirsiniz. Bildiğim kadarıyla NASA'ya başvuru için spesifik bir üst yaş sınırı yok. ESA'nın ise yaş sınırı 50. Mesela John Glenn adlı astronot 77 yaşında uzaya uçmuştu. Yani hiçbir şey için geç değil. Sürücü ehliyetiniz yoksa eliyorlar. Uzaya gitmeden önce yüzlerce saat devasa su havuzlarının dibinde eğitim alacaksınız. "Ben yüzme bilmiyorum, bu su soğuk ya da sudan korkarım" dediğinizde elenirsiniz. Kimse sizden Sawyer ya da Kate gibi bir şey olmanızı beklemiyor ama ne çok uzun, ne çok kısa, ne çok sıska, ne de çok şişman olmalısınız. Boyunuz 157 santim ile 190,5 santim aralığında, kilonuz ise 50 kilogram ve 95 kilogram arasında olmalıdır. Bu ölçülerin dışındaysanız özel kesim astronot kıyafeti dikmeye tenezzül etmedikleri için elenirsiniz. Uzay kapsülleri içinde ferah ferah dolaşabileceğiniz 3+1 evlere pek benzemiyor. İçi biraz sıkış tepiş. Uçarak mutfaktan salona geçen insanlar düşünün.
Asansör kabinlerine zor biniyor ve kapalı alan korkunuz varsa siz yeryüzünde kalmayı düşünün, helaller. Aklıma gelen son şey, gözlük kullanıyorsanız uzaya yine de gidebilirsiniz. Fakat şöyle bir sistem uyguluyorlar. Başkasının 6 metre mesafeden net olarak görebildiği şeyi siz de aynı 6 metreden net olarak görebilmelisiniz. Lens kullanıyorsanız benzer şekilde sorun teşkil etmez ama seçmelerde hem gözlüğün hem de lensin bir dezavantajı olduğunu unutmayın. Şu bölümü okursam astronot olabilirim diyebileceğiniz özel bir bölüm bulunmamakta. Fakat bazı alanların seçimlerde şansınızı arttıracağı yadsınamaz bir gerçek. Ayrıca NASA'da görev almak istiyorsanız akredite bir kurumdan yüksek lisansınızı almanız gerekiyor. Fakat bazı alanlarda lisans derecesine sahip olmanız veya askeri kuvvetlerde pilotluk yapmış olmanız, temel gereksinimleri karşılamanız yanında ekstra avantaja da sahip olmanız demektir. NASA bu konuda resmi web sayfasında tam olarak şunu söylüyor. Astronot adayı pozisyonları için nitelikli kabul edilen akademik alanlar arasında birini diğerine tercih etmeyiz veya gelecekte hangisinin daha uygun olabileceğini belirtmeyiz. İlginizi çeken bir çalışma alanı seçmelisiniz. Bu, kariyerinizin hangi yolu izlerse izlesin, kişisel olarak tatmin edici bir şey yapmaya hazır olmanızı sağlayacaktır. Nitelikli derece alanları şunlardır. Mühendislik, biyolojik bilimler, fizik bilimleri, bilgisayar bilimleri veya matematik. Evet, söyledikleri bu. Bunun yanı sıra iş görüşmelerindeki en berbat sorulardan biri olan neden sizi işe alalım'a yanıt verebilmek için yapabileceğiniz bazı ekstralar var. Biz bunun adına kendini geliştirme ve kişisel gelişim diyoruz. Okul hayatınız sona erdikten sonra mesleğinizde başarıdan başarıya koşsanız da sizi üst basamaklara taşıyacak yan destekleyicileriniz yoksa işiniz biraz zor. Örneğin Antarktika'ya bilim gezisi için bir gemiye gönüllü olarak atlayıp bir süre oralarda takılmak astronot olma şansınızı arttırabilir. Derin su dalışları için belgeler, bilgisayar yazılımları konusunda uzmanlık, ilk yardım sertifikaları, alanınızda doktora yapmak, paraşütle atlama ya da pilotluk eğitimlerine katılmak. İnek obası! Uyan! Yavru kurtlarınızla birlikte izci olarak dağlara gitmek, Everest'e tırmanmaya çalışmak gibi aktiviteler, işte bu aradığımız adam düşüncesi oluşturabilir kafalarda. Yani mutlaka bir astrofizikçi ya da kozmolog olmanız gerekmiyor. Şu anda fotoğrafını gördüğünüz kişilerin tamamı astronot ve gördüğünüz gibi aralarında mühendis, bilim insanı, pilot ve doktorlar var. NASA'nın astronotu olmak istiyorsanız Amerika'da doğmuş olmanız da gerekmiyor. Kolombiya, Hindistan, Britanya, İspanya, Kanada ve düzinelerce başka ülkede doğmuş çalışan şu anda NASA'da ve astronotluk görevlerini yerine getiriyorlar. Bu işin anahtarı vatandaşlıktan geçiyor. Bir NASA çalışanı Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bir çalışanıdır ve vergiye tabidir. Bu sebeple NASA'da astronot olmak için oranın vatandaşı olmanız gerekiyor. Çifte vatandaş da olabilirsiniz, sorun değil. Bu konuda coğrafya kaderiniz değildir. Sırada belki en merak ettiğiniz soru var. Astronotların aylık maaşı ne kadar? Tahmin edin bakalım, bekliyorum 5 saniye. Lafı hiç gevelemiyorum, NASA'nın resmi web sayfasında bir astronotun 2024'teki yıllık maaşının 152.258 Amerikan doları olduğu belirtiliyor. Aylık 12.688 dolar. Türk lirasına çevirecek olursak Aralık 2024 itibariyle aylık 446.871 Türk lirası. Bak ne güzel. Eve kıyma aldım, almadım derdi yok. Ev sahibi kiraya ne kadar zam yapacak tasası yok. Pazara gittim, muz, kivi alamadım. Markete girdim, sucuk alamadım. Asgari ücret tespit komisyonu toplandı mı ne oldu derdi de yok. Oku, kafanı çalıştır, sık dişini. NASA'nın 2024'te başvuruları kabul ettiği son dönemde 8.000'den fazla kişi astronot olmak için başvuruda bulunmuş durumda. NASA bu havuzdan astronot adayı olmak üzere 8 ila 12 kişi seçecek. Yani ilk 8'e seçilme şansın %0,1. Bu 8 kişi içinden senin seçilme olasılığın ise %12,5. Tamam biliyorum iç köstürüyor ama bak şansın yok değil, var. Diğerleri ne kadar şansa sahipse senin de o kadar var. Öyle bir kere başvuru yaptın, seçilmedin, asla pes etme. Birçok profesyonel astronot ilk başvurularında astronot adayı olarak kabul edilmedi. Astronot Mike Massimino kabul edilmeden önce 3 kez reddedildi. Uzayda en çok zaman geçiren kadın olan Peggy Whitson'ın kabul edilmesi 10 yıl boyunca 5 kez başvurmasını gerektirdi. Clay Anderson, NASA ile görüşmeye bile çağrılmadan önce 15 kez astronot olmak için başvuruda bulundu. Ardından astronot adayı olarak seçilmesi 2 yıl daha sürdü. Ayrıca bir adayın astronot olarak kabul edilmesi mutlaka uzaya gideceği anlamına gelmiyor, bunu unutma. Bu biraz sizi yıldırabilir ama söylemek zorundayım.
İsveçli astronot Christer Fuglesang 2006 yılında uzaya ilk yolculuğuna çıkmak için 14 yıl, jet tahrikli bir sırt çantasıyla serbest uçuş yapan ilk astronot olan NASA astronotu Bruce McCandless 1984 yılında ilk uzay uçuşunu yapmadan önce 18 yıl, 1966'da seçilen NASA astronotu Don Lind 1985'te uzaya çıkmadan önce sadece 19 yıl bekledi. Tamam artık bu bölümü geçelim, yıllar bunalttı beni. NASA'nın önceki başvuru döngüsü 16 Nisan 2024'te kapandı. Bu ise senin için bir fırsat. Kendini daha da geliştirmek için zamanın var demektir. Gez, oku, araştır, eğlen, kendini geliştir, fırsatları kovala. Konuyu sadece NASA ya da ESA olarak düşünme. Ülkemizde bizim de bu konuda önemli atılımlarımız var. Başımızdaki kimi dertli mevzuları savuşturabilir ve refaha erebilirsek senin de zamanın elbette gelecektir. Her işte olduğu gibi astronot olmanın getirdiği bazı riskler var. Ölüm gibi. İstatistiksel olarak bir astronotun iş başında ölme olasılığı yaklaşık %5 veya 20'de 1'dir. Fakat bir astronotun birden fazla kez uzaya çıktığı düşünülürse bu oran biraz daha düşüyor. Bu nedenle cesaretiniz hiçbir zaman yanınızdan ayırmamanız gereken silahınızdır. Tüm bu anlattıklarım ışığında Harvard'a girmek astronot olmaktan 10 kat daha kolay gibi görünüyor. Ama hiçbir iş gerçekten kolay değil. Önemli olan istemek, vazgeçmemek, hayalini kurmak, disiplinle, motivasyon ile ilerlemek, amacın doğrultusunda üşenmeden kendini geliştirmek, sabretmek ve odaklanmak. Sanki pek çok şeyin bir arada toplanması imkansızı çağrıştırıyor ama bazen bir hayal gerçekleştirmek bu kadar meşakkatli olabiliyor. Bu biraz da onun ne kadar istediğinize bağlı. Hayalinize tutku derecesindeyseniz, önünüzde sizi durdurabilecek hiçbir engel yok. Hayatında çok istediğin bir şey var ve onu gerçekleştirmek için gücü ve tutkuyu içinde hissediyorsan, bugün kalk ve vazgeçmeden yürümeye başla. Yine vakit çok hızlı geçti, anlatacaklarım yarım kaldı. Ama önemli değil. Bu konu için birkaç video daha yapmayı düşünüyorum. Fakat bu sefer mekik içerisinde olacağız, daha sonrakinde de uzayda. Oralarda daha farklı ve ilginç bilgiler olacak. Videoları kaçırmamak için abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz ve başkaları da görsün istiyorsanız beğen tuşuna basmayı ve yorum yazmayı ihmal etmeyin. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi, bilim ve sağlık sizinle olsun. İyi uçuşlar. Hoşça kalın.